Orta 15-16 yaşında. Küçükken yediği bir dayak sonucunda felç olmuş. Belden aşağısı felç bu çocuğun. Pardon. Sokak çocuğu olduğu için tabii doktora da görünememiş. Bakın burada. Devam edin lütfen, ben burada yokmuşum gibi. Şöyle aslında çocuk birkaç defa hastanemize gelmiş fakat yapacak bir şey olmadığını söyleyerek çocuğu geri yollamışız maalesef. Ben tüm bunların aksine elimizden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Hep beraber oturalım, inceleyelim. Umut için umut var mı bir bakalım. Ne diyorsunuz? Önce bir detaylı tetkikler yapmak lazım tabii. Ne gibi hocam? Tomografi, MR gibi mi? Tabii tabii. Şimdi travmatik omurga hasarı sonucu felç kalmış hastalarda malum önce omurga ve omurcuktaki sinir köklerindeki hasarı tespit etmek lazım. Kök hücre tedavisi denenebilir. Şüphesiz evet. Kayıp yüksekse sinir aktarım ameliyatı denenebilir. Bu yeni bir tedavi yöntemi hocam. İlk kez duyuyorum. Yurt dışında sonuçlar alındı. Öyle mi? Bir bakalım. Ardından yoğun bir fizyoterapi süreci. Tabii. O ne kadar sürer hocam? 2 sene kadar. 2 sene kadar. Güzel. Sonuç olarak ben yapılacak bir şeyler var gibi algılıyorum. Umut var yani. Öyle diyebiliriz değil mi? Umut var tabii. Umut hep var. Umut fakirin ekmeğin isyan. Ne yaptığını sanıyorsun? Doktor musun sen? Konsültasyonda ne işin var? Al bak. Benim işim bu. Senin ısrarla devam ettirdiğin bu saçmalığın ortalama maliyeti bize tam 170.000 dolar. Bir insanın hayatı söz konusu, bir çocuğun hayatı söz konusu. Ve ben doktorum. Bu yaptıklarım az bile. Az bile bir şey bu. Bulmuşlar seni yumuşak karnı, bu çocuklar daha çok dürter bizi. Bu daha başlangıç, evet doğru. Sana ne Serhan, senin paranı mı harcıyorum ben? Acı dert etme. Bir izahat yapmak gerekirse babamı ben yaparım. Bu arada... çocukların tahlil sonuçlarını babana vermişler. Umarım bu defa anneliğinin izahını yapabilirsin. Gerçi o seni her zamanki gibi affeder. Senin yaptığın hataların bedelini ise yine biz öderiz. Ben ve çocuklar. Ali gelmeyecek o doğum gününe. Ali eve dönmeyecek. Boşuna insanlar ayağa dikme olur mu? Hayır ben anlamadım şimdi yani. Bu Cesur niye gelmedi? Aklım almıyor benim bunu Asi. Ya üşütmüş çocuk. Dünden beri keyfi yoktu zaten. Yatacak, dinlenecek, hasta. Ayrıca bu mu şimdi bizim derdimiz yani? Bakalım kadın ne diyecek hem? Ne olacak? Ne çıkacak sonuçlardan? Allah Allah. Bir dakika, bir dakika. Ya senin bir şüphen mi var hala? Bu çocuk buraya sandalyeyle girecek, yürüyerek çıkacak. Ne etti mi lan? Aydın. Keşke o kadar kolay olsa o işler. Sen kimsin? Hayırdır? İncelemek ister misin? Okuman var mı? Ne ki bu yani? Arkadaşının hastaneme olan maliyeti. Ortalama 170.000 dolar. Sizde bildiğim kadarıyla 1.000 dolar vardı. Hala kaldıysa. Üstü ne olacak? Kimse bize para falan demedi değil mi? Siz bir çekilir misiniz? Biz doktor hanımın kendisiyle konuşalım. O doktor hanım dediğim benim karım. Gözünü patlattığın çocuksa oğlum. Karımdan kopardığın o 1.000 dolar da benim. Bu hastane de benim. Bana bak. Doktor hanım bize bir söz verdi. Bizi yukarıda bekliyor, tamam mı? Zaten geç kaldık. Biz bir gidip görelim kendisini.
Karımın duygularını yeterince sömürdünüz. Üzgünüm ama umutsuz bir vaka için onca parayı çöpe atamam. İyi yerinden bakın. Mesela o sandalye de benim. Ama karımın hediyesi olarak size bırakıyorum. Şimdi gidin başka kapıda ağlayın. Hadi. Ya bir dakika Neslihan Hanım. Yaman. Ya Neslihan Hanım. Neslihan Hanım. Yaman. Ya abi bir dakika ya. Ya abi ne olur gidelim. Yalvarırım gidelim abi. Yaman. Ya abi bir dakika ya. Ya şunu söyledi bana. Ya bir dakika. Ya abi Neslihan Hanım. Gidelim. Neslihan Hanım. Ne olur gidelim ya, yalvarırım gidelim, istemiyorum abi. Sandalyeyi de istemiyorum, tedavi olmak da istemiyorum. Ne olur gidelim abi, al indir beni şundan abi, ne olur yalvarırım götür beni abi. Sen bu, ne olur, ne olur gidelim abi, ne olur yalvarırım gidelim. Al götür beni abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.